Sevgili seyirciler merhaba. Bir İşkolik programına daha hoş geldiniz. Ben Selin Ceylan. Bugünkü konuğumuz Mustafa Doğan. Kendisi Global Personel Sistemler Danışmanlık Anonim Şirketi'nde Sosyal Güvenlik Bölüm Müdürü. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Hoş bulduk Selin Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. İyiyiz. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz Mustafa Bey? Tabii ki. 1982 Gebze doğumluyum. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum. Öncelikle bankacılık sektöründe yaklaşık 4 yıllık bir deneyimim oldu. Sonrasında 2011 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu'nda çalışmaya başladım. 6 sene kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'nda çalıştıktan sonra 2017 yılında görevden çekilerek özel sektöre geçiş yaptım tekrardan. Nereye geçtim? Türkiye'nin en büyük perakende tekstil sektörlerinden bir tanesine geçtim. Yaklaşık 10 bin çalışanı olan oranın bordro sorumluluğunu yaptım. 1,5-2 yıl o şekilde çalıştıktan sonra işin birazcık da karşı tarafını gördükten sonra diyebilirim. Tekrar danışmanlık şeklinde daha önceki daha hakim olduğum alana geri döndüm. 2020 yılında KPMG Türkiye'de sosyal güvenlik bölümünde müdür olarak çalışmaya başladım. 1,5 yıl, 2 yıla yakın bir süre orada çalıştıktan sonra 2021 yılı itibariyle de global personel sistemlerinde tekrar yine aynı şekilde sosyal güvenlik bölümünde müdür olarak çalışmaya başladım. Bu şekilde hizmetlerimizi vermeye devam ediyoruz global bünyesi altında. Çok güzel. Biz de başarılarınızın devamını diliyoruz Mustafa Bey. Umarım her şey gönlünüzce olur. Bundan sonrası için de tebrik ediyorum çalışmalarınızdan dolayı. Peki Mustafa Bey, şu anda neler yapıyorsunuz? Verdiğiniz hizmetlerden daha detaylı bahseder misiniz? Tabii ki. Şimdi Global Personel Sistemleri anonim şirketi olarak bodro hizmetlerinden başlayıp iş hukuku danışmanlığı, sosyal güvenlik danışmanlığı, yabancı izin müracaatları ile ilgili olarak danışmanlık hizmeti. Bunun dışında iş davaları ile ilgili olarak ayrıca bizim bir hukuk bölümümüz de var. Ortaklarımızdan birisi avukat. Hukuk ekibimizle birlikte iş hukuku davaları ile ilgili olarak da işverenlerin, işçilerin de aynı zamanda zaman zaman davalarını takip ediyoruz. Bu şeyi birazcık daha açacak olursak eğer hani SGK danışmanlığı ya da iş hukuku danışmanlığının altında neler var şeklinde. SGK tarafında örnek veriyorum SGK'nın istihdam teşvikleri var bazı işverenlere vermiş olduğu. Şimdi bu teşvikler maalesef ki hani belirli şartlar ve koşullar altında veriliyor. Belli şartların sağlanması. Bu da teknik bir analiz, bir bilgi gerektiriyor. Bundan dolayı hani işverenler sürekli işçi almaları durumunda otomatik olarak maalesef bir teşvikten yararlanamıyorlar. Bununla ilgili olarak bazı tanımlamaların, bazı hesaplamaların yapılması gerekiyor. Bu hususta da ekibimiz, ben başında olduğum bölüm olarak gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bununla alakalı olarak bir yazılım, kendi oluşturduğumuz bir program var. Bunu kullanarak her ay işverenlerin maliyetini minimuma indirecek şekilde ne kadar katkı sağlayabilirsek bununla ilgili hesaplamalar yapıyoruz. Onun dışında tabii işverenlere, iş yerlerine gelen denetimler, teftişler olabiliyor. Çalışma Bakanlığı'ndan müfettişler gelebiliyor. Belirli hususlarla ilgili ücret olabilir, fazla mesai olabilir farklı konularda. SGK tarafından yine denetmenler gelebiliyor. Kayıt dışı istihdam ya da spek eksiği gibi hususlarla ilgili ya da geriye dönük verilmiş bir bildirge vardır, eksik verilmiş. Bununla ilgili olarak defter kayıt incelemesi gerekebiliyor. Bu tarz teftişlere de biz hem eski iş müfettişi olan şirket kurucumuz, ortağımız ve diğer SGK tarafındaki arkadaşlarımızla birlikte hem eşlik ediyoruz hem bu süreçlerden önce yapılması gereken, hazırlanması gereken belgeler, evraklar nelerse onunla ilgili olarak işverenlerimizin işte genelde insan kaynakları ya da bodro bölümleri oluyor. Onlarla koordineli bir şekilde çalışarak bu süreçleri minimum hasarla en hızlı şekilde onların da rahat, konforlu bir şekilde atlatmasını sağlıyoruz. Bunun dışında alt işverenlik, üst işverenlik ilişkileri var. Bununla ilgili olarak yapılması gereken mevzuatla ilgili
hususlar nelerse onlarla alakalı da yine rehberlik hizmeti yapıyoruz. Çünkü bu alt işverenlikle alakalı maalesef çok canı yaran iş yerleri var. Müteselsilen bir sorumluluk söz konusu. İşveren bir işi farklı bir işverene taşere ediyor, alt işverene. Ancak onun sigortalılarına, çalışanlarıyla ilgili olarak haklarını ödememesi ya da sosyal güvenlik bildirimlerini doğru yapmamasından dolayı yanlışları ana işverene de maalesef müteselsilen yansıtılıyor. Bunlar da ileride çok büyük borçlara neden oluyor. Bununla ilgili olarak hani bunların çıkmaması yönünde nasıl sözleşmeler hazırlamaları gerekiyor, nelere dikkat etmeleri gerekiyor, kontrol etmeleri gereken kalemler neler? Bu hususlarda aynı şekilde hizmetlerimizi veriyoruz. İş hukuku zaten çok derin, büyük bir mevzuat. Kişi işe aldıktan sonra çalışanlarla alakalı olarak gerek iş yerindeki ikili ilişkiler olabiliyor, gerek farklı nedenlerle işten çıkış süreçleri olabiliyor. Buralarda da dikkat edilmesi gereken hususlar var. Çok ufak tefek noktalardan işe iade davalarını haklıyken kaybettiği durumlar olabiliyor işverenlerin. Bu hususta şimdi tabii haksız da zaten yapabilecek bir şey yok. Ama tabii haklıyken, yani şöyle uç bir örnek vereyim. Mesela genelde bazen bu tarz serzenişler oluyor. Ya diyor, kişi hırsızlık yaptı. Yani artık hırsızlık yapmış bir adamı işten çıkarıyorum. Bu adam bile işe iadeyi kazanıyor diyor. Ya da kıdem tazminatına hükmediyor mahkeme diyor. Şimdi kim sorarsak soralım, hani bu işin içinde olsun olmasın, böyle bir kişiye kıdem ödemek ya da bu kişinin tekrar işe iadesini verilmesi mantıklı gelmez. Tabii. Ama kanunda bununla ilgili olarak süreçler var. Sürecin doğru yürütülmesi gerekiyor. Doğru yürütülmediği zaman bu kadar uç bir örnek bile işverene karşı davayı kazanabiliyor. Oralarda olaylar gerçekleştiğinde hemen bizimle irtibata geçip süreci nasıl yürütmeleri gerektiği yönünde destek oluyoruz ki sonrasında bu işten çıkıştan sonrasında herhangi bir mahkemede işveren bu kadar haklı olduğu bir hususta en azından zarar görmesin. Bunun dışında tabii farklı hususlarla ilgili olarak gerek telefon gerek mail üzerinden 7/24'e yakın diyebiliriz. Destek oluyoruz. Özellikle pandemi döneminde KÇÖ, kısa çalışma ödeneği yaygın olarak kullanılıyordu. 2020 Mart Nisan gibi. Onun öncesinde çok kullanılan bir şey değildi bu ve bununla ilgili olarak işverenlerin de hatta bu işi yapan memurların da çok derin bilgisi yoktu. Çünkü yangın, deprem, sel gibi felaketlerde ancak devreye giren bir sistemdi bu. Pandemi döneminde tüm Türkiye'yi etkilediği için tüm işverenleri etkileyen bir süreç oldu mesela. Burada herkes bununla ilgili olarak hani ne yapacağım, nasıl bu ödenekten faydalanacağım noktasına geldi. Orada yani artık ben gece 1.30-2'lere kadar Zoom'da toplantı yaptığımı hatırladığım dönem var. Ağustos'a kadar öyle söyleyeyim. Sonrasında biraz daha sistem oturdu. Daha anlaşılır alt mevzuatlar çıktı. Bir şekilde daha normal bir şekilde ilerleyebildik ama dediğim gibi yani ani durumlarda her zaman ulaşılabilir durumdayız. İşverenlerimize destek sağlıyoruz her hususta. Süpersiniz Mustafa Bey. Peki Mustafa Bey, anlattıklarınızın içerisinde SGK istihdam teşvikleri hizmetlerinizden bahsettiniz. Bunları biraz daha detaylandırabilir miyiz? Şimdi şu şekilde söyleyeyim Selin Hanım. SGK'nın yani biraz önce de belirttiğim gibi bu teşvikleri verirken maalesef belirli şartlar koşuyor. Bu şartlarla ilgili detaylı kontroller yapmak gerekiyor. Öncelikle şu anda aktifte olan teşvik sayısında da bir azalma oldu maalesef. 28-28 kanundan gelen bir SGK teşviği var. Bu teşvik Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'yla koordineli yürütülen bir teşvik. Özetlemek gerekirse daha önce çocuk esirgeme kurumunda kalmış kişilerle alakalı olarak pozitif bir ayrımcılık tabii ki devletimiz iş bulmaları açısından sağlıyor. Kamuda bunlar için ayrılmış bir kadro var, sınavsız olarak geçebilecekleri. Bunun dışında kadro bulamamaları durumunda, özel sektörde işe girmeleri durumunda da bu sefer özel sektör işverenlerine devlet bu tarz burada kalmış kişileri çalıştırması durumunda bir teşvik sağlıyor. Bu teşvik tutarı da asgari ücret üzerinden çalışan bir kişinin SGK için ödenmesi gereken prim tutarının tamamı.
Yani SGK asgari ücretin üstündeyse kalan kısmını ödüyor. Ama asgari ücretli bir çalışan için SGK primi ödemiyor gibi düşünebiliriz. Bundan 5 yıl süreyle de faydalanabiliyor. Çok güzel. Bunların tabii tanımlamaları var. Bu tanımlamalar yapılıyor. Tanımlamayı yapmazsak bundan faydalanacak mı, faydalanmayacak mı? İşverenin bunu bilme Bilmiyorum. şansı yok. Tabii. Bunun dışında 3294 sayılı teşvik var devam eden. Bu da gene sosyal yardım alanlarla alakalı ama bizzat kendisini almasına gerek yok. Örnek vermek gerekirse 5 kişilik bir ailede sosyal yardım alan o hanede, o ikametgahta bir kişi bile varsa o haneden birisi okulunu bitirdi, mezun oldu. Bir özel sektör iş yerinde çalışmaya başladı diyelim. Bununla ilgili olarak da yine devletimiz bir teşvik veriyor. Buradaki teşvik tutarı öbürü kadar yüksek değil ama o da şu şekilde asgari ücretli bir çalışanın işveren payının, bu da %20,5 işveren payının tamamı, 5 puanı zaten her halükarda alıyor bildiriyelerin süresinde verip borçlarını zamanında öderse. Ekstradan %15,5'luk kısmının da bu kapsamdaki çalışanı istihdam etmesi durumunda gene işverenlere sağlıyor. Çok iyi. Ama tabii ki burada da tanımlamalar, burada artı bir de hesaplama var. Bir önceki yıla ortalama çalışan sayısı alınarak ilave bir istihdam sağlama koşulu var. Bu hesaplamaların hepsinin yapılması gerekiyor. Bununla ilgili olarak da bizler yapmış olduğumuz program Destek bununla oluyorsunuz. alakalı her türlü tanımlamayı yaptığımız için herhangi bir kaçak olmuyor. Mevcutta engelliler için yıllardır devam eden iş kanunundan gelen bir 4447 sayılı teşvik var. O da az öncekiyle bahsettiğim şekilde gene asgari ücret üzerinden işveren payının tamamını karşılayan bir şekilde. En nitelikli şu anda devam eden en avantajlı teşvik 6111 sayılı kanundan gelen bir teşvik var. Bu teşvik de 2011 yılında ilk çıktı. 2011'den bu zamana devam ediyor. En uzun süreli teşvik diyebiliriz. Bu yıl sonunda sona ermişti. Şubat ayı itibariyle yeni bir torba yasayla tekrar 2 yıl uzatıldı. Bir yıllık ekstra uzatma yetkisi de Cumhurbaşkanı'na verildi. 2025 yılının sonuna kadar şu anda devam ediyor. 2026 sonuna kadar uzatma yetkisi de meclise gelmeksizin Cumhurbaşkanı'nda mevcut. Buradaki teşvik tutarı asgari ücret sınırıyla kalmıyor. Bunun avantajı şu. Kişinin spek tutarı yani prime esas kazancı, matrağı daha yüksek olabilir. Herkes asgari ücretle çalışmıyor. Yani zaten bu mümkün değil. Bu kişinin işveren payının tamamı 5 puanlık indirimde eklediğimizde devlet tarafından karşılanıyor. Burada tabii asıl hesaplamanın birazcık karışık olduğu teşvik bu. Burada son 6 aylık ortalamaya bakılıyor işveren yönünden. İlave istihdam yaratmak amaçlı teşvikler olduğu için bunlar hani bu teşviğe uygun birisini alayım, uygun olmayanı işten çıkarayım mantığıyla olmuyor. Tabii. İş yerindeki mevcut çalışan sayısına ilave olacak şekilde kişinin işe girdiği aydan önceki son 6 aya bakılarak bir ortalama hesaplanıyor. Onun üzerine ilave ise oluyor. Buradaki hesaplamalar biraz karışık tabii ki. Daha detayları da var. Bununla ilgili olarak da işverenlerimizin eksik yararlanmaması adına her türlü tanımlama hesaplama yapıyoruz. Üstüne bunlardan eksik yararlanmak dışında bir de yersiz yararlanma durumu da olabiliyor. Şimdi kişi teşviğe uygun oluyor. Sistem üzerinden tanımlama yapılıyor. Örnek veriyorum. Ama sizin o ayki ortalamanız bu kişinin o ay bu teşvikten verilmesini sağlamıyor. Ama sistem maalesef buna bir uyarı vermiyor. Bildirge verilirken kişi ilgili teşvikten verilebiliyor. Ama sonrasında sistem, SGK sistemi belirli aralıklarla çalışarak kontrol sağlıyor. Sonrasında bazen 3 yıl sonra, bazen 3 ay sonra, bazen 5 ay sonra bir borç çıkıyor işverene. Ya bu nedir durumu oluyor. Biz bu tarz kötü sürprizlerle de karşılaşmamaları adına her ay ilgili taramalarımızı yaparak hangi ayda hangi sigortalar hangi teşviklere uygunsa ona göre işverenlerimizi yönlendiriyoruz. Ne bir yersiz yararlanmaya ne de eksik yararlanmaya müsaade etmiyoruz. Süpersiniz. Biz de sizi tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Tabiri caizse Mustafa Bey, biraz ince eleyip sık dokumak aslında sizin Kesinlikle. Yaptığınız iş. Çok çok dikkatli olunması gerekiyor anladığım Kesinlikle. Kadarıyla. Süpersiniz. Başarılarınız daim olsun. Umuyoruz ki sektörde sizin gibi böyle titiz davranan kişilerin sayısı artar ve işverenler de daha konforlu bir şekilde devam Kesinlikle. ederler. Peki bu noktada
Devlet tarafından verilen bu teşvikler sizce yeterli mi? Yani şöyle, yeterli mi sorusunun cevabı aslında biraz şurada saklı. Yeterli değil tabii ki. Neden yeterli değil? Aslında 2018 yılında çıkmış olan bir 7103 teşviki vardı. En kapsamlı, en işveren maliyetini düşünen teşvik. Şöyle örneklendireyim. İlk örnek verdiğim 28-28 teşvikteki gibi asgari ücretli bir çalışanın bütün SGK ve SGK priminin tamamını karşılayan bir teşvikti. Tabii bunun için kişilerin belirli şartları sağlaması gerekiyor. Bunu her işe aldığımız personel için geçerli değil. Ama buna uygun olan çalışanlardan işverenler faydalanabiliyordu. Şimdi 2018 yılında olan bu teşvik 2022 yılının Aralık sonuna kadar devam etti. Yaklaşık 5 yıllık bir süreçte. İşin aslı 2021 yılından itibaren maalesef enflasyon anlamında ülkemiz sıkıntıda. Önceki yıllardaki enflasyon rakamları hani maksimum %20'leri görmüş. %11 TÜİK, yani açıklanan enflasyon oranları TÜFE'de %13'ler, %14'ler olmuş. %20'nin üstünde olmamış. Ama bu teşvik bu dönemlerin tamamında verilmiş. Asgari ücret şöyle söyleyeyim. 2017 yılında brüt 1777 TL, 2018 yılında 2029 TL. Yani böyle 20 lira, 20 lira, %20'nin bile altında neredeyse, %20 civarında artarken 2022 yılından 23 yılına geçtiğimizde asgari ücret 2022'de 6.471'di sonunda. Başında 5.004'tü brüt olarak. 2023'te 10.008 liraya çıktı. Yani yılbaşından yılbaşına baktığımızda %100 arttı. Tabii. Ancak asgari ücret %100 artarken maalesef bu teşvik 2023 yılında uzatılmadı. 2024'e girdiğimizde de maalesef ne yeni bir teşvik geldi ne buna benzer bir teşvik geldi. Esasen bundan dolayı yeterli olma şansı yok. Çünkü işverenler bundan 5 yıl boyunca faydalanmışlardı. Tabii. Ona göre maliyet hesapları yapılmıştı. Tabii. Asgari ücret de bu dönemde genel olarak %20 bandında artıyordu. Asgari ücretin %100 arttığı bir ortamda maalesef bu teşvik uzatılmadığı için hem oradan gelen yük hem bu teşviğin gitmesi işverenlere önemli bir sekteye uğrattı. Evet. Ondan dolayı en azından hani bu teşvik devam etmeliydi ya da buna benzer bir teşvik gelmeli noktasındayız biz. Bu hususta da yani tanıdıklarımız olduğu kadar yani neticede bakanlık kökenli arkadaşlarımız var. Biz iletmeye çalışıyoruz işverenler adına, işverenlerin bu mağduriyetini. Evet. Umuyoruz ki şu anda da yok, değil mi? şu anda Bu. yok maalesef. Umuyoruz ki hani buna benzer bir şey seçim öncesi olur mu çıkarsa çok işverenleri rahatlatacak bir husus Evet. olacaktır. Bununla ilgili bir umudumuz var ama maalesef henüz bir çalışma gözükmüyor. Bu yüzden yeterli değil. Ha, asgari ücret desteği şeklinde tüm işverenlerin belli şartlar dahilinde alabildiği otomatik hesaplaması olmayan asgari ücret desteği uygulaması o devam ediyor en azından. Bu da çalışan başına 30 gün için yaklaşık bu yıl için 700 liralık bir indirim sağlıyor ama maalesef dediğim gibi bu diğer Yeterli değil. rakamların yanında şimdi 7103 devam etseydi 6000 liralık bir Tabii. kişi başı katkısı olacaktı. Bunun yanında maalesef bunlar çok küçük 700 lira, kalıyor. evet, çok küçük kalıyor. Umarız ki en kısa zamanda tekrar böyle bir çalışma gündeme gelir ve Umuyoruz ki. faaliyete geçer. Evet. Peki bu noktada Mustafa Bey, sizin firmanızı diğerlerinden ayıran özellikler nelerdir? Yani şöyle ifade edebilirim. Bizim sektörde genel olarak eski kurum kökenli üstatlar tarafından hani kurulan şirketler yönetiliyor. Bizim de benzer şekilde şirket ortaklarımız eski bir iş müfettişi arkadaşımız. Onun dışında bir mali müşavirimiz var diğerlerinden farklı olarak. Bir de hukuk bölümümüz programın başında belirttiğim gibi avukatlık tarafımız var. Gene SGK tarafında da benim gibi kurum kökenli iki arkadaşım daha var. Bundan dolayı birazcık bu üç ayaklı bir hizmet aslında danışmanlık. Genelde firmaların bir kısmında SGK tarafı güçlü oluyor. İş hukuku tarafı güçlü olmayabiliyor. Bir tarafta iş müfettişleri, iş hukuku tarafı güçlü oluyor. SGK tarafı biraz zayıf olabiliyor. Ya da avukatlık hizmeti kısmı olmayabiliyor. Bizim en önemli avantajımız üç tarafta da çok güçlü bir ortak yapısı ve birimimiz olması. Bu bakımdan her üç hizmeti de aynı anda verebilecek yüksek kalitede eski kurum kökenli veya olmayan arkadaşlarımız yer aldığı için herhangi bir konuyla ilgili olarak farklı yerlere
soru sorma ihtiyacımız olmuyor. Aynı zamanda bürokratik anlamda ulaşılabilirlik yönünden çok kolay ilgili birimlere ulaşma şansımız da olabiliyor. Bir de şöyle bir detay var. Daha çok hani kişiler emekliliğe yakın ya da emekli olduktan sonra hani danışmanlık sektörüne geçebiliyor bu hususta. Bizim ekibimiz biraz daha bu işe genç zamanda atılmış durumda. Ortalama 40 yaş civarındayız. Hem tecrübeliyiz, en az 10-12 yıllık kurum ya da bu konuyla ilgili olarak tecrübemiz var. Hem de daha genç, daha dinamik bir yapıya sahibiz. Bundan dolayı bir tık daha avantajlıyız diyebiliriz. Tabii ki üstadlara da saygılarımı sunuyorum. Çok keyifli bir sohbetti Mustafa Bey. Çok güzel bilgiler aldık sizden. Tebrik ediyoruz çalışmalarınızdan dolayı. Çok teşekkür ediyorum. Ben de aynı şekilde çok büyük keyif aldım. Çok teşekkürler size ve ekip arkadaşlarınıza da başarılar diliyorum ben. Umuyorum her şey gönlünüzce olur. En kısa vadede başarıyla yolunuzda devam edersiniz yine aynı şekilde. Ama programımızın sonuna yaklaşıyoruz artık yavaş yavaş. Seyircilerimize son sözleriniz nelerdir? Ben öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. İzleyiciler için de umarım faydalı bilgiler aktarmışızdır. Bizler tüm işverenlerimizin belirttiğim gibi bahsettiğim hizmetlerle alakalı olarak hizmetindeyiz. Bu şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Sevgili Mustafa Doğan bizlerleydi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.